Ağustos ayları dünyada ekopolitik gidişatın en böyle adeta rölantiye alındığı, toplu izinlerin kullanıldığı, yaşam temposunun bir parça tatil ibresinden yana kendisini sergilediği bir dönem. Fakat anlaşılıyor ki neredeyse dünyadaki ekopolitik gelişmeler ve piyasalar bakımından adeta kerteriz noktası veya yeni temel çıpa olan Amerikan başkanlık seçimleri sonuçlanıncaya kadar bizi yoğun ve aslında temposu yüksek bir süreç bekliyor. Önümüzdeki haftalar gerçekten bu bakımdan yeni gelişmelere gebe. Bir kere her şeyden önce izin verirseniz bu geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadığımız piyasalardaki çalkantı nereden kaynaklandı onu bir hatırlayalım ve onunla ilgili bir teşhis koyalım. Çünkü bundan sonra özellikle Kasım'ın ilk haftasına kadar ki süreçte benzeri bir takım dalgalanmalara tekrar şahit olma ihtimalimiz ve imkanımız mevcut. Evet. Hatırlanacağı üzere Japon Merkez Bankası uzunca bir aradan sonra çok minüskül oranda da olsa 0.15 puan veya 15 pipsik bir faiz arttırımında bulundu. Bu aslında somut olarak, matematik olarak gayet küçük hatta ihmal edilebilecek bir oran olmakla beraber Japon Merkez Bankası ve Japon parasal politikaları bakımından aslında bir devrim niteliğini taşıyor. Çünkü bilindiği üzere özellikle faiz arbitrajı dediğimiz veya halk arasında veya piyasalarda carry trade olarak adlandırılan mekanizma Japonya ve Japon Merkez Bankası politikalarının getirdiği bir süreç olarak devam ediyordu. Türkiye'de biliyorsunuz son dönemde bundan oldukça yararlandı. Bazı kestirimler 20 milyar dolar civarında sıcak paranın veya kısa vadeli paranın bu mekanizmayla geldiğini gösteriyor. Şimdi Japon Merkez Bankası birdenbire az bir miktarda da olsa uzunca süredir devam ettirdiği davranışını bozunca bundan sonrası da mı gelecek telaşı oldu? Carry trade dediğimiz o faiz arbitrajından yararlanarak dışarıda örneğin Türk lirasına yatırım yapmak veya bu değerlerden marj elde etmek tercihi birdenbire terse döndü. Dolara talep arttı. Zaten biliyorsunuz Fed faiz politikalarında indirime gitmeyerek güçlü dolar sendromunu kuvvetlendiriyor. Böyle bir durum yaşandı. Sırf Türkiye'den çıkan 3 gün içerisinde 4 milyar dolarlık bir para olduğunu söyleyelim. Şimdi bu çerçevede bunun tetiklediği bir durum. Ama esas mesele şu üstadım. Esas mesele Fed'in uzunca bir süredir faiz indirimine gitme konusunda tabiri mazur görün ama bence çok iyi anlatıyor. Ayak sürmesinden adeta bunalan altını maltını, borsası morsası, kriptosu mriptosu ne kadar finansal piyasa veya aktör varsa bunlar bir an evvel Fed'in elini zorlamak ve onun faiz indirimini çabucak başlatmasını ve önemli ölçüde faizi geri çekmesini bekliyorlar. Çünkü güçlü dolar sendromu devam ettiği müddetçe bakınız biraz evvel gene uzunca konuştunuz 15 Ağustos tarihi vesaire yani sıcak çatışmalar, gerginlikler, jeopolitik gerginlikler tavan yapmış durumda. Ama bütün bunlara rağmen mesela güvenli liman olan altında böyle 3000 dolarları test etme daha yukarıya doğru koşma gibi bir durum yok. Kriptolar 70 bin dolara ulaşıyor birdenbire 50 bin dolara çekiliyor. Yani demem odur ki bütün finansal varlıklar ve piyasalar, sermaye piyasaları dahil olmak üzere güçlü dolar sopası altında uzun zamandır Fed'in sıkılaştırıcı politikalarının artık sona ermesini bekliyorlar. Aslında bu gelişmeyi göz önüne alan piyasalar Fed'e bir mesaj gönderdiler. Öyle değil mi Tunç Üstadım? Sadece merkez bankaları tabii göndermez ki piyasaya mesaj. Evet, evet. Piyasalar da mesaj gönderdiler. Şimdi bu teşhisi niye koyuyoruz? Bundan sonra Amerikan başkanlık seçimlerine giden süreçte benzerleri görülebilir bir. İkincisi bu ortaya çıktığında biz bunun kalıcı ve rutin olarak gündemi işgal edici olmadığı yönünde görüş beyan etmiştik. Gerçekten 48 saat geçmeden büyük çöküşler yaşayan ve saat farkı dolayısıyla Asya
borsaları tarafından tetiklenen sürecin geriye döndüğünü gördük. Adeta bütün kayıplar geri alındı. Ama bu arada mesela bir başka süreç daha vardı. Biliyorsunuz son dönemlerde bu teknoloji hisse senetleri ve yapay zeka konusundaki gelişmeler muhteşem yedili denilen önde gelen 7 dijital teknoloji firmasını, yapay zeka firmasının hisse senetlerini çok değerlendirdi. Ve hepiniz biliyoruz, takip ediyoruz, siz de bültenlerde paylaşıyorsunuz. Rekor üstüne rekor kırıldı. Bu acaba bir köpüğü bırakın balon mu yaratıyor? Biraz haddinden fazla ve hızlı büyüme mi var deniliyordu. Bu vesileyle, yani yaşanan bu gerileme ve çöküşle bu 7 hisse başta olmak üzere teknoloji hisseleri de biraz geriye çekildi. Onların köpüğü alındı. Balonlarına biraz hafif iğne batırılmış oldu. Çünkü anlaşıldı ki bu özellikle yapay zeka vesaire yapılan bütün bu yatırımlar, ortaya konan projeler çok güzel de tıpkı yeşil enerji veya çevre dostu enerjiler gibi 10 sene sonra, 15 sene sonra somut sonuçları, müspet getirileri olacak. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldi ve sonuç böyle oldu. O halde şunu vurgulamakta fayda var. Özellikle seçimin sonuçları önemli. Bakın şimdi ekranlarda ve TRT'de gördüğümüz kripto değerler bakımından da önemli mesela. Çünkü Kamala Harris gayet açık ve net olarak kripto varlıklar konusunda daha ziyade sıkılaştırıcı, düzenleyici ve kontrol altına alıcı, kripto ve benzeri varlıklara yakın durmayan bir profili açıkça beyan etmesine rağmen, evet. Trump tabii ne yapacağı tam belli değil ama biliyorsunuz sadece geçtiğimiz günlerde ben iktidara geldiğimde Amerika sadece bu dünyanın değil gezegenin, bütün evrenin kripto başkenti olacak şeklinde bir veciz bir ifadede bulundu. Tabii bu konuşmayı yaptığı yer kripto yatırımcılarının zirvesiydi ve orada önemli oranda politik destek kampanyasına destek sağladığını da biliyoruz ama Trump'ın kripto konusundaki tutumu, çünkü şöyle bir durum var üstadım, siz de gayet yakından takip ediyorsunuz. Görünüşe aldanmamak lazım. Evet. Biliyorsunuz Fransızca'dan gelen bir şey var, bu zuhur, yani fasad dediğimiz bir dış görünüm var. Dış görünümde sanki iş adamı, zengin Trump, sanki Wall Street'e yakın, zenginlere yakın, vergi biliyorsunuz istisnaları falan da yapıyor ya, savunma sanayine yakın, askerlere yakın vesaire. Bunlar tam manasıyla tek başına bir anlam ifade etmiyor. Çünkü karşıya da bakmak lazım. Tırnak içinde liberal Amerika anlayışında, ama Türkiye'de biz liberali biraz orta sağ olarak adlandırırız Avrupa Türk geleneğinde. Ama orada sol olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Aslında Demokrat Parti görünüşün aksine Wall Street'e daha yakın duruyor. Çünkü biliyorsunuz Trump ve başkan yardımcısı adayı diyor ki bu Wall Street bu şişman kediler. Yani zengin kesim, varlıklı kesim, fat cats dedikleri, bizim sıradan Amerikalımızın, her şeye hakim Amerikalının nefesini kesiyor. Ve çok dikkat ederseniz hakikaten savunma sanayine, Silikon Vadisi'ne, evet, en yakın duran demokratlar. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında başkan yardımcıları tercihleri de enteresan. Biraz evvel konuşulduğu için izin verirseniz onu da söyleyeyim. Çok çünkü artık alayım. Ekopolitik çıtalardan bahsediyoruz. Evet. O da şu değerli üstadım. Şimdi netice itibariyle seçilen başkan yardımcılarının ikisi de halka yakın duran politikacılar. Taşra politikacısına yakın duran politikacılar, özellikle demokrat aday Kamala Harris kendi çizmeye çalıştığı daha entelektüel, liberal, Kaliforniya'da daha böyle seçkinci tutumunun karşısında seçtiği Waltz, Pennsylvania valisi Shapiro'nun yerine Waltz'u tercih etmesi. Waltz çok babacan bir politikacı. Tim amca diyorlar zaten. Hani Allah rahmet eylesin, bizim İsmet Sezgin profiline andıran bir profil. Dolayısıyla halk adamı gibi gözüküyor. Öbürsü J.D. Vance zaten taşraya ağıt şeyiyle tam Orta Amerika'nın, Orta Batı Amerika'yı değerlendirmeye çalışıyor. Yani aslında bir kalabalık orta ve orta alt sınıfın, mavi yakalıların, taşra Amerika'sının, Orta Amerika'nın seçim sonuçlarında ne kadar önemli rol oynayacağı açıklandığı için, anlaşıldığı için bu ortaya koyuluyor. Peki. Bir de Kamala
Pensilvanya çok kritik bir eyalet olmakla beraber Shapiro tamamen İsrail yandaşı olduğu için Demokrat Parti'ye oy veren ve pek çoğu da İsrail'e çok yakın durmayan seçmenleri de uzaklaştırmak istemedi. İşin özü şu, Amerikan başkanlık seçimlerine kadar piyasalar bu ve benzeri mesajları değer kayıpları veya değer kazançları yoluyla sergilemeye, göstermeye devam edecekler maalesef. Peki. Maalesef diyorum, her şey kerteriz olarak Amerikan başkanlık seçimlerine endekslenmiş durumda. Peki. Sayın Ferman, çok kısa iki sorum var. Lütfen kısaca yanıt alayım. Birincisi şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta içinde yani 14 Ağustos'ta enflasyon açıklanacak. Beklentiniz nedir? Piyasalara etkisi ve özellikle bize, Türkiye'ye etkisi ne olacak? Bir diğeri de iki dev banka, Goldman Sachs ve Citi, Türkiye'ye dair bir rapor yayınladı. Bu raporu siz nasıl değerlendirdiniz? Olumlu, olumsuz tarafları neler? Evet, şimdi her şeyden önce şunu belirtelim. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız çöküşün veya piyasanın Fed'e gönderdiği mesajın temelinde geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde beklentilerin altında bir performans gelmesi idi. Fakat aslında o sadece bir bahaneydi. Nitekim ondan sonra gelen yeni rakamlarda işsizlik başvuruları başta olmak üzere rakamların iyiye doğru gittiği görüldü. Özellikle Amerika'da çekirdek enflasyonda bir kontrol söz konusu. Aylık enflasyon ve çekirdek enflasyon önemli Fed bakımından. Ben enflasyonda başarılı ve beklenen tablonun devam edeceğine yakın sonuçların ortaya koyulacağına inanıyorum. Türkiye'ye ve dünyaya etkisi ne olur? Fed'in elini rahatlatır. Böyle bir ara biliyorsunuz şöyle bir balon uçuruldu. Olağanüstü toplantı olacak. Fed faiz indirimine girecek diye. Fed şimdi seçimler öncesi de biraz daha temkinli davranmaya devam edecek. Fed'in elini kuvvetlendirecek. En az bir ay kazandıracak. Bir iyi bir rakamın geleceğini düşünüyorum. Diğer iki bankanın raporuna gelince biliyorsunuz Merkez Bankamız 3. çeyreklik enflasyon raporu tahminlerle ilgili bir değişiklikte bulunmadı. Bu tabii farklı değerlendirmelerinde kapısını açıyor. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Yurt dışı değerlendirmeler ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin artık devreye girdiğini gösteriyor. Bence her iki raporunda ortak noktası budur. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Ayrıntıya girmek istemiyorum, vaktimiz kısıtlı. Evet. Ama özellikle bu yabancı mahfillerin adı ve şöhreti ne olursa olsun yazmış olduğu raporları bir parça ihtiyatlı karşılamakta fayda var. Çünkü onlar haklı olarak kendi noktayı nazarlarından ve şu anda Türkiye piyasalarının kendilerine sunmuş oldukları dünyanın en yüksek kazanç oranlarından birini belki de korumaktan yanalar. O bakımdan bunların hepsini okumakta fayda var. Genelde bu iki raporda pozitife dönen Türkiye duruşunun, Türkiye değerlendirmesinin en güncel örnekler olarak değerlendirilebilir Tunç Hocam. Peki. Murat Hocam, son soru yine kısaca rica edeyim. Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan, orta vadeli hedefe yaklaşabilmek için sıkı duruşu korumamız lazım dedi. Ne demek istedi? Efendim, sıkı duruş parasal politikalar jargonunda önemli bir mesele. Sıkı duruşun en önemli enstrümanlarından, bacaklarından bir tanesi gösterge faizi. Yani anlaşılıyor ki yakın bir erimde, yani bir sonraki belki onu takip eden toplantıda gösterge faizlerine dokunulmayacağına dair bir mesajdır bu. Zaten genel olarak ben de değişik makale ve yorumlarımda da bunu değerlendirdim. Merkez Bankası bir parça bekle gör moduna girmiş oldu. Yani demek istiyor ki parasal politikalarda bacağında bizim yapabileceğimiz an itibariyle budur. Bundan sonra mali politikalar ve yapısal reformlar bacağının da kuvvetlendirilmesi gerekir. Merkez Bankası sıkılaştırıcı duruşunda bir gevşeme yapmayacak ama öte taraftan da biliyorsunuz özellikle ticari kredilerde limitlerin kaldırılması gibi iş dünyasından gittikçe dozu artan talepler var. İhracatçıların talepleri var. Piyasanın talepleri var. KOBİ'lere yönelik özellikle kredilerin tekrar açılması gibi talepler var. Yani kredi kartları harcamalarında artışlarda düşüş görmeye başladık. Piyasada talep bacağından kaynaklanan bir zayıflama var ama sıkılaştırıcı politikalar bakımından emisyon politikalarının yani para basmanın da sıkılaştırılması lazım.
çok açık ve net söyleyeyim, ben bu sunumda açıkçası 66 sayfalık metinde parasal emisyonla ilgili de rakam görmek isterdim. Çünkü musluğu kapatmadıktan sonra veya musluğun basıncını bir parça azaltmadıktan sonra aradan boruyu sıkarak sonuç almanız mümkün değil. İlk önce parasal miktara bakacaksınız. Bir de karşılıksız çeklerde artış var. Karşılıksız çek veya vadeli çek nedir? Vatandaşın kendi bastığı paradır. Yani olmayan parayı vatandaş basar. Vadeli çek budur. Bunun da kontrol altına alınması lazım. Dolayısıyla şu ortaya çıkıyor. Merkez Bankası diyor ki ben parasal politikalar konusunda sıkılaştırıcı olarak elimden geleni yaptım. Şimdi bekle ve gör modunda o modunu devam ettiriyor. Ama piyasalara verdiği mesaj şudur. Bizden çok yakın bir gelecekte, mesela bu sonraki toplantıda, bir herhangi bir faiz indirimi beklemeyindir. Bunun yanında sıkılaştırıcı politikaları da, ihtiyati tedbirler var biliyorsunuz, makroekonomik ihtiyati tedbirler, o da devam ettirme konusunda kararlı olduğunu gösteriyor. Ama bunun gereğini yerine getirebilir mi? Onu bekleyip göreceğiz. Peki.